faiz artışları olmasaydı büyüme rakamları çok daha yüksek olurdu dedi Başkan Donald Trump ve son büyüme rakamı 3.2 geldi ama enflasyon yaratamayan bir Amerika var. Donald Trump sanırım Fed'e yüklenmeye devam edecek gibi. Evet Murat, ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %3.2 oranında büyüdü. Beklenti aslında %2.3'tü. Bu %1'lik fark yaratınca ABD Başkanı Donald Trump da büyüme rakamları, beklentileri ezdi geçti şeklinde kendine pay çıkardı. Daha sonra ise senin dediğin gibi Fed'e yüklendi. Aslında geçtiğimiz zamanlarda biliyorsun Fed'e yüklenmişti ve Fed'in faiz arttırmama kararından sonra artık Fed'le arası nasıl olacak şeklinde Amerikan medyası yakından takip ediyordu. Bir şey değişmedi. ABD Başkanı Trump faiz artışları olmasaydı büyüme rakamları daha yüksek olurdu şeklinde bir iddia ortaya attı. Ve aslında ekonomistlere baktığımızda İleride faiz yükselmelerini önlemek için ABD Başkanı Donald Trump en sonki açıklamadan memnun olmadığını, daha da faizleri düşürmek istediğini, aslında bir şekilde taktik uyguladığını söyledi. Donald Trump aslında bu büyüme rakamlarını avantaja çevirdiği gibi göstermek istiyor. Çünkü Ticaret Bakanlığı ABD ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladığında %3.2 yüksek bir rakam. Birinci çeyrekte kişisel harcamanın %1'in artması beklenirken %1.2 şeklinde arttığını da Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığını söyleyebiliriz. Ve geçen yılın son çeyreğine baktığımızda geçen yıl %2.2 büyümüştü. Bu sene %3.2. Trump diyor ki benim açıklamalarım, benim ekonomiye yaptığım açıklamalar ve üzerine çalıştığım konular başarıya ulaşıyor. Ekonomi tarihinde Amerika son 100 yılın en güzel rakamlarını yakaladı şeklinde açıklamalarını yaptı Murat. Evet, bir diğer taraftan da bakıldığı zaman Amerika'da gelen son rakamlarda Michigan Tüketici Güven Endeksinde %97.2 oldu. Burada beklenti de 97 idi. Genel olarak Amerikan ekonomisinde işler yolunda gidiyor. Bilançoları takip ediyoruz Anıl ve %80'den fazla iyi gelen bilançolar var. İşte sadece Exxon Mobil ve bakıldığı zaman Intel'in bilançosu bir kötü geldi ama hem Starbucks'ın hem de Coca-Cola'nın ve özellikle Amazon'un bilançosu çok iyi geldi. Burada tüketici güveninde de Michigan tarafında da bir toparlanma görüyoruz. 0.02 puan kadar, ne dersin? Çok doğru Murat. Çünkü bilançolarda Amerikan ekonomisi biliyorsun dünyada daha çok firmalarla da yönetiliyor. Bundan dolayı Donald Trump'ın Amerika içinde istihdam yaratacağım ve Amerika dışında ek vergiler getireceğim. Medyaya baktığımızda kimi medya bu Donald Trump'ın açıklamalarını doğruluyor. Çünkü Donald Trump en başından beri Amerika'ya yatırım yapacağını ve bu rakamları düzelteceğini söylemişti. Fakat diğer tarafa baktığımızda Barack Obama döneminde, önceki başkan döneminde ekonomik rakamların yükselişe geçtiği, işsizlik rakamlarında düştüğünü söylüyorlardı. O yüzden diğer tarafa baktığımızda Trump hazır bir ekonomiye geldi. Obama hazırlamıştı. Ama dediğimiz gibi Trumpçılara baktığımızda ise Trump büyük başarıya ulaştı. Fakat işsizlik anlamında son 50 yılın en iyi rakamları ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminde ulaştığını söyleyebiliriz. Evet Anıl, son olarak da bakıldığı zaman iki tane olaydan bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi Yahudilerin kutsal bayramında Amerika'da bir sinagogda saldırı oldu ve bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Bir diğer taraftan da Baltimore kentinde sokakta sanırım barbekü yapan, değil mi, bir gruba yönelik bir, evet, silahlı saldırı var. İki tane aslında olayın tek ortak noktası belki de maalesef bir kişinin hayatını kaybetmesi oldu. Burası Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başta Kaliforniya eyaletinde sinagogda hamursuz bayramının son gününde silahlı saldırı düzenlendi. Amerikan medyası da bunu yakından takip etti ve bu Kaliforniya San Diego yakınlarında Poway Belediye Başkanı da konuyla ilgili bu nefret suçudur şeklinde bir açıklama yaptı. Hatta saldırgan gözaltına alındığında Yeni Zelanda teröristini örnek aldığını
ve daha büyük kitleye nasıl ulaşabiliriz, nasıl etkili bir şey yapabiliriz şeklinde açıklamalar yaptığını görebiliyoruz. Ve üzücü bir haber alındı. Gözaltında ve soruşturması devam ediyor. Bu biliyorsun geçtiğimiz Ekim ayında sana da aktarmıştık. Pittsburgh kentinde başka bir sinagoga saldırı düzenlenmişti. 11 ölü, 6 yaralı olmuştu ve bir korku yarattı. Diğer konu bugün oldu aslında. Bizim de içinde bulunduğumuz Washington DC'ye yakın Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde oldu. Aslında ajanslar bunu ilk başta kilise yakınlarında silahlı saldırı bir ölü şeklinde vermişti. İnsanlar dün sinagog, bugün de kiliseye saldırı, acaba neler oluyor şeklinde gördü. Daha sonra polis raporları açıklandı. Kilisenin yakınlarında sokakta barbekü yapan insanlara yönelik olduğu söylendi. Yani bir ırkçı ya da herhangi bir İslami fobik bir saldırı değil anladığım kadarıyla, değil mi Anıl? Bu hani bir normal bir barbekü yapan bir gruba bir silahlı saldırı. Peki neden saldırdılar diye sorsam? Murat, Baltimore şehri Amerika'nın en yüksek suç ve ve işlenen cinayetlere baktığımızda ilk 10'da yer alıyor. Dediğimiz gibi ilk başta kilise olarak verildi. Fakat daha sonra herhangi bir din ya da nefret suçuyla ilgisi olmadığını, sadece kişinin adli sorunlar yaşadığı ve de daha önce de buna benzer hareketler yaptığı, psikolojik sorunlar yaşadığı tespit edildi. O yüzden maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nde silah kullanım biliyorsun serbestliği göstermesinden dolayı bunun yaşandığını sana aktarabiliriz Murat. Evet Anıl, son olarak Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşları iyi gidiyor. Japonya'da Shinzo Abe ile Donald Trump'ın oldukça iyi görüntüler verdiğini görmüş olduk. Hem Japonya hem de Çin'e dair ticaret savaşlarında sanırım olumlu adımlar var. Birkaç saniye toparlayabilir misin bu gelişmeleri? Tabii Murat, aslında baktığımızda Çin Devlet Başkanı Xi, Trump bizim tüm taleplerimizi kabul etti ve bu ticaret savaşı bitecek. Bu talepler üzerinden devam edeceğiz. Yani bir nevi Trump bizi dinliyor şeklinde açıklama yaptı. Daha sonra Donald Trump Twitter hesabından bunu doğrulamadı ya da yalanlamadı. Fakat Donald Trump olumlu şekilde ilerliyoruz ve yakında Çin Devlet Başkanı Xi'yi Washington'da ağırlayacağım şeklinde Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Aslında biliyorsun Nisan sonunda Florida'da bu anlaşmanın imzalanması bekleniyordu. ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Florida'ya gitti. Fakat şey gelmedi. Bakalım Mayıs ayının ortalarına doğru artık bu anlaşmanın Washington'da imzalayacağını Amerika'daki ekonomi gazetecileri bekliyorlar. Evet Anıl, çok teşekkür ederiz vermiş olduğun bilgiler için. Forum USA'dan gazeteci Anıl Sural bildirdi efendim. Ve Amerikan ekonomisi toparlanıyor, Avrupa'da toparlanıyor. Bununla ilgili bir grafiğimiz de var. Anıl'a veda ettikten sonra hemen bunu paylaşalım. Şimdi kazançlar 3 ayda bir neredeyse biliyorsunuz bilançolar açıklanıyor. 3 aylık Q dönem dediğimiz çeyrek.